Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosuyla karşınızdayız. DLS'de bugün 11. klasmanları biraz kazacağız. Normalde challenge'larımızı normalde yapıyorduk ama bugün challenge yerine 11. klasmandan 10. klasmana yükselmek için çok önemli olan bir durumu yapacağız. Yani 11. klasmandan 10. klasmana yükseleceğiz. Milli takım maçlarını biraz ara vereceğiz. Yani bu videoda, en azından bu videoda ara vereceğiz. Ondan sonra milli takım maçlarına da devam etmiş olacağız. Şimdi rakiplerimize karşı kazanma vakti. 11. klasmanda artık rahat bir şekilde kazanma vakti diyorum. 11. klasmanda kazanacağız inşallah. İlk rakibimiz nereli? İlk rakip Hırvatistanlı bir rakip. Hırvatistan'a rakibimize karşı oynuyoruz. Bakalım maçın sonucu ne olacak? Klasman da artık yani mini takım maçları tamam güzel ama bazen tabii kaliteden kaybedebiliyoruz. Kaliteden kaybettiğimiz maçlar olduğu için bunu telafi etmek adına da böyle işler yapıyoruz. Yine telleri o bayağı şeyle ayağı ekranın şeyi camıyla alakalı. Tabii kaç senelik cam yani. Alisson'a gelen kadar top Messi. Düğmeyi tutamıyorum şu an. Ronaldo geldi. Nereye? Salah. Hazard. Bu maçlarda çok konsantre olmamız lazım. Yani en azından bu maçta konsantre olalım. Çünkü rakiplere puan vermek istemiyorum. Asmasa oyun. İyi olacak ama kaçıyor işte. Alexander-Arnold Messi'ye doğru. Pas değil. Güzel pas değil. De Bruyne geliyor. Mane, De Bruyne. De Bruyne geldi, Messi verdi, Eden Hazard. Van Dijk. Neymar, Varane. Varane. Ronaldo, hadi Ronaldo yapma ya. Messi'ye gelen top. Adamlar iyi giriyor, iyi pozisyonlar üretemediler ama onlara zaten pozisyon vermemeliyiz. İlk yarı nasıl gidiyor ya? Ben de bu sırada ekranı sileyim. Bayağı yani şey oluyor, hal oluyor. Evet, 138 toplu oynama oranıyla oynuyoruz ama rakiplerimize karşı yani her şey olabilir, her şeyi yapabiliriz şu an. Hani toplu oynamayla bu işler olmuyor. Biraz da gol atmayla da bir etkisi var. Sabahtan akşama oynasanız bile nasibiniz yoksa gol atamıyorsunuz. Yani çok pozisyonları girdiğimiz maçlar oldu. Otomatiğimiz gol atamadığımız maçlar oldu yani. İyi pozisyondu ama golü atamadık. Alisson şimdi gidiyor. Alisson nereye kullanacak? Nereye kullandı? Oraya kullandı. Evet, Messi var orada. Ronaldo. Messi'ye verdi. Messi. Ronaldo'ya kaçır beni dedi Mane. Ama kaçıracaksınız dedi. Evet. Evet Mane bu. Bu işte Mane. Kaçır beni dedi. Bunun hakkı. 1-0. 1-0 net. Biraz da sesini kısalım onu. De Bruyne geliyor. Erling Haaland, Sadio Mane. Mane, Ronaldo. Zık Neymar'a verdi. Neymar. Neymar gökkuşağı çekti. İçe bir doldurun Messi. Şut çektirmediler bize. Eyvah. Bu pozisyonları sevmem. Böyle pozisyonlar pis pozisyonlar. Böyle hemen atacaksınız böyle topları. Eyvah.
Orayı boş gördü. Araya oynamaz. Offside kaydı ama da. Şimdi Varane'la oradan bir Messi'ye top gelir mi? Lionel Messi, o neyin nesi, harika aldı o topu. Haydi Messi. 2-0. Bu kadar basit. Yani böyle oynadığımız sürece yani yenilmeyiz. Rahat bir şekilde rakiplerimize karşı maçı alırız diye düşünüyorum. Şu anda rakibimizi zaten aldık. İlk yarı oynadı ama bak kaleye şutu yok. Hazard, Alba. Tık. Neymar'a verdi. Tamam, taç bizim. Güzel. Kime atayım? O pitik yapalım mı? Evet. Göster bakalım. Ronaldo orada kendini gösteriyor. Gösterdi. Görürüz. Oradan kaç tane oyuncu varsa bile atarız. Alexander Arnold veriyor. Ronaldo savunmaya çarptı. Neymar 1-0. Bu kadar basit bir maçtan çıkarız. Buyur buyur. Buyur buyur. 3-0 kazandık. İlk maç tamam. İlk maç şu an tamam. İlk maçta istediğimiz sonucu, skoru aldık. Şimdi ikinci maç. Evet, ikinci maç. 3 tane maç yapacağız. 2 tane maç çok önemli benim için. Yani artık challenge yapacaksak challenge kariyerde yapacağız. Online'da biraz araya vereceğim çünkü biraz kasmamız lazım. Mesela yükselmemiz için 9 tane maç var. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 7 tane daha galibiyet almak lazım. Burada yani yanılma şansımız yok. Kazanmamız lazım maçları. Bu yüzden de bu maça iyi bir şekilde hazırlanmak lazım. Rakibimiz ciddi veya ciddi değil, fark etmez. Her rakip bizim için ciddidir. Olmadı bu. Bu olmadı. Bunu sevmedik. Bunu o yapmayacak. Kulübeyi kaçtı. Aa, sen uzun topçu musun? Geldi Mane'ye. Mane aldı bu topu. Aldı. Evet, istediğim de buydu. Çok güzel. Şimdi oradan Alexander Arnold. Jordi Alba, Eden Hazard. Geçti oradan. Hazard ben işimi yaparım dedi. De Bruyne alamadı. Ronaldo'yu da atamadık orada. Van Dijk. Geri oyna. Hiç riske girme. Oyunu açalım şimdi. Aç aç. Şimdi açtın oyunu. De Bruyne. Ne yapıyorsun? Evet. Anladığımız dilden konuşuyoruz Neymar. Evet. Evet. Anladığımız değil. Tam olarak bu değil ama olsun. Evet. Alexander Arnold geliyor. Zınk. Pogba. Aman ne Pogba'ymış bu da ya. Bu maçlar çok kritik. Bu maçlarda dikkat önemli. Bir hata gelir mi? Gelmedi. Hatalarını kollayacağız. Normalden daha ciddi oynuyorum çünkü şakası yok, onu kılaşmanı istemiyoruz. Oy. Tam arkasına gidiyor. Serbest vuruşu o. Mis gibi pozisyon. Severim böyle pozisyonları. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Keskin nişancı. O kadar güzel atıyor. Nasıl gitmiyor o kadar? Hemen Varane. Zınk. De Bruyne verdi. De Bruyne. Dayanamadık pasını. Arnold. Arnold. Sakin. Hazard'a verdin. Ronaldo. Neymar. Şu an düğme elimde değilmiş.
%68 top oynuyoruz. Kalenin önüne gidiyoruz ama 2 tane şutumuz var. İşte bu önemli. Şut atacaksınız, gol atacaksınız. Coutinho. Offside. Offside değil mi hocam yani? Offside artık. Bunu da öğreneceksiniz. Offside'ın ne olduğunu. Alisson. Neymar. Ronaldo. Ne yapıyor Ronaldo? Neymar. Alba. Neymar. Ronaldo'ya veriyor. Oh, mükemmel bir pas. Ronaldo'nun önü bomboş. Orada var ya, adama pas atsam gol. Pas atsam gol. Yok, illa vuracağım yani. O topu illa vuracağım. Kafaya koymuşum. Allah'tan bunu attık. 1-0 yakaladık. Rakibimiz karşısında güzel bir başlangıç yaptık. 60. dakikada başlangıcımız yaptık. İkinci gol ben aldım. Buna çünkü başlangıç diyorum. 2-0'dan sonra rakibi, yani 1-0'dan sonra rakibi zorlamak lazım. Neymar, göstermedim oğlum, niye göstermedim? Gitsene oraya bak. Bana koşunu göster, ben sana atacağım. Sevmedim pozisyonları. Bu benim hiç sevmediğim pozisyon, bak bak. İşte o ama. Şimdi VAR'a Messi'ye güzel bir pas atacaksın sen. Hatırlıyorum, evet. Evet. Beklediğimiz an buydu. Rakip bir tane çok değil. Bir pozisyon edildi. Rakip bir pozisyon edildi ve golünü attı. Bundan bahsediyorduk. İki saatten beri bundan bahsediyordum ve offside. Tartışması. Eyvah. Here's the shot. Oh, I think they might have nicked it there. Great goal. Two goals today from this exciting player. Here's a replay of that great goal. And the manager's making a change here. The players have finished celebrating and we're back underway. Yani rakip geldi, pozisyon yok. Bu da elini indir, elini. Elini indir o parmağı şimdi. İşte görüyorsunuz. Yine abuk subuk hareket yapıyorlar. İki tane şutu var, iki tanesi gol oldu. Bu da bize tek geldi. 1-0 yenerek işte neler, işte futbol böyle bir şey. 1-0 yenerek neler oluyor. Şimdi Liverpool'a karşı oynayacağız. Bu maçı almamız lazım. Zaten 11. klasmanda, 10. klasmana eğer yükselmek istiyorsak sadece bir maç kaybetmek lazım. Ben öyle düşünüyorum, öyle biliyorum. Bak, hemen aldık. Ronaldo. Van Dijk. Mane. Messi. Göster, göstersene. Göstermiyor bak. Orada topu göstermiyor. Alisson, Ronaldo, De Bruyne, Mbappé, Alexander Arnold. Neler oluyor orada? Varan Messi, Messi. Ya adam boş beleş pas atıyor. İçeri gidiyor. Ben de geleyim o zaman. Alexander Arnold, Messi. Ya, bak işte. Koşuyu gösteriyor bu oyuncular. Bu oyunda koşuyu gösteriyorlar. Ama sonrasında tırt.
Gitmiyorlar. Üstüne gideceksin kardeşim. Üstüne gideceksin. Şöyle boş beleş pozisyonlar ya, vallahi gerçekten boş beleş pozisyon, boş beleş pozisyon. Önüne geliyor gol oluyor, önüne geliyor gol oluyor. Topu oynayan biziz, topu oynayan biziz ama golü atan onlar. Görüyorsunuz. Baskı üstüne baskı uyguluyoruz. Baskı üstüne baskı uyguluyoruz. Ama gol olmuyor. Yani ben bu oyunda tek şutta nasıl gol atmayı becereceğim bilmiyorum yani. %3 ya, yazık günah ya. %3 topu oynuyoruz ya. Ya ben hadi oynamasın tamam diyeceğim de yani oynuyorum yani. Biliyorum. Güzel bir şekilde maçlarımızı kazanıyoruz da hatta ama böyle bazı maçlarda ekstradan bir şey yapmak lazım. Kontak geçti. Van Dijk geliyor bu. Şimdi bizim bu santralarda takımın düzeni çok yerinde değil. Biliyorum yani bu 4-3-1 düzeninde aslında iyiyiz ama tam dizilişteyken çok iyi de olmuyoruz da. Nedense hep gol yiyoruz da çünkü santralarda. Van Dijk al bak, koşsana lan, koşsana, ne bekliyorsun? Taç bizim, evet. Neymar'ın o koşunu göster bana. Göstereceksin. Değişiklik yapmaz. Göstereceksin o koşuyu. Neymar ne yapıyorsun sen ya? Ya böyle pozisyonları yapmamız lazım. Böyle pozisyonlarda golü atmamız lazım. Biz genellikle kaçırıyoruz böyle pozisyonları. Kaçırmamak lazım. Bak bırak, bak rakibe. Hep kendi hatamdan yiyorum bunu. Hep kendi hatamdan. Hep kendi hatamdan gidiyorum bu oyunda. Bazen de oyun hatası. Ay, mükemmel top oynuyoruz ya. Harikulade top oynuyoruz. Harikulade top oynuyoruz. Mükemmel top oynuyoruz. Bu kadar mükemmel bir top oynayan bir kişinin yenilmemesi lazım. Mane de gidiyor. Adamın var ya yani şansı çok yavara gidiyor. Amma ballı. Önüne iki tane pozisyon geldi. Bu dakikalarda burada olmamamız lazım bizim. Maalesef. Şimdi istatistiklere bakacağız, konuşacağız, edeceğiz. Atak yapıyoruz. Atak yaptıktan sonra kontrolü yiyoruz. Sonra da rakip geliyor üzerimize, golünü atıyor. Maç 3-1 bitti.
Peki yenilmeyi hak ettik mi? Şimdi ona bakacağız. %59 topla oynamışız. 7 tane kaleye şutumuz var. Direkten topumuz da var. Onu da sayarsak 4. Pas isabetimiz tam. Ama geldi, görün ki burada maçı rakibi veriyoruz. Bizim kaleci Alisson Kova bir şey yapmıyor. Ben kaleye Alisson'u koymayacağım artık. Kurtuluya koyacağım. Kurtul sanki ondan daha iyi kaleci. Evet, bugünlük DLS videomuz bu kadardı. İki maç yenildik ama yani çok da istemediğim bir şeydi. Yenilmek istemiyorum ama işte nasıl kısmet böyleymiş. Şu an 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 maç kazanmamız lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 yetmiyor. Yetmiyor. Bize yetmiyor. 11. klasmanda sürünmeye devam ediyoruz. Ve burada da videomuzu bitiriyoruz.